Sebep belirlenemeyen kısırlık nedir ve ne yapmamız lazım? Bir çift eğer bir yıl sağlıklı birliktelik olmasına rağmen gebelik elde etmiyorsa, bu 35 yaşın üstündeki hastalarda 6 ay. Mutlaka bir jinekoloğa başvurması lazım. Jinekolog tarafından kadının değerlendirilmesi, ultrason, hormonal değerler, erkeğin değerlendirilmesi, bir spermiyogram ve kanalların rahim içinin değerlendirilmesi için bir rahim filmi çekilir. Bunun sonrasında eğer bu verilerde hiçbir problem yoksa biz bu tür hastalara sebebi belirlenemeyen kısırlık hastaları diyoruz. Ve bu hastalarda daha ileri tetkiklere gidiyoruz. Genetik tetkikler, histereskopi ve benzerleri. Peki ne yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz bu hastalarda? Öncelikle bir süre beklenebilir. Ama yaşı müsaitse tabii ki. Yaşı 35 yaşın üstündeyse ve bu bekleme süreci içerisinde gebelik elde etmediysek o zaman öncelikle bir aşılama düşünülebilir. Ama bir taraftan da biliyoruz ki spermiye olan, sağlıklı yumurtlayan bir hastada aşılamanın çok da büyük bir üstünlüğü yok. O yüzden belki bir iki kez bir aşılama yapılıp tüp bebeğe geçilir veya belki de direkt tüp bebeğe geçmek daha akıllıca olabilir. Bazen tüp bebek uygulaması sırasında da gerçek neden ne acaba onu gözlemleyebiliyoruz. Yumurta kalitesi bozuk olabiliyor, hiç beklenmedik şekilde. Embriyo kalitesi bozuk olabiliyor, döllenme oranı bozuk olabiliyor, hiç beklenmedik bir şekilde. Bazı hastalarda da yine tüp bebekte de bir problemle karşılaşmıyoruz ama biliyoruz ki bu hastalarda normal ortalama tüp bebek başarısına sahipler.